Şimdi bizim değerli arkadaşlar stratejik plan bilgi yani stratejik planımızda bizim 5 tane amacımız var. Bunlar eğitim öğretimde kaliteyi geliştirme, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olma, yenilikçi üretim için araştırma kalitesini geliştirme, kurumsal kapasiteyi arttırma ve kurumsal kültürü yaygınlaşma ve uluslararasılaşma diye 5 ana başlığımız var. Burada dikkat ederseniz öğrenciden toplumsal faydaya ve uluslararası olmaya kadar çok geniş bir şeyimiz var, amacımız var. Tabii bu amaçları gerçekleştirmek için burada detayı yok ama bunların alt hedefleri var, 18 tane. Hocam, Ve ses tamam getiriyor, getiriyor. Mikrofon getiriyor. Yani ses sana koyalım da. Ses gelmiyor mu? O zaman mikrofon geliyor. Tamam, buranın mikrofon geliyor. O zaman bir dakika bekleyelim. Bandında 2018'de 40 bine düşüş var. Burada malum Trabzon Üniversitesi ayrıldığı için bir düşüş var. Daha sonra yine bakın dikkat ederseniz yine tekrar düşüşler başlıyor. Bu ikinci öğretimler malum bizden önceki yönetim ikinci öğretimlerde bir kapatmaya gitti ki bence doğru bir karardı. Bu düşüşler muhtemelen 3000 tane şu anda İkinci öğretim öğrencimiz var. Yani 3000 daha çıkarsak 31.900'den 32.000 derseniz yani 29'a falan düşecek. Bu ne zaman? Birkaç yıl içinde 29'a düşecek. Bu arada 12 fakültemiz, 6 enstitü, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulumuz var. Burada fen mühendislikte 14.000 öğrencimiz, sosyal bilimlerde 9.474, sağlıkta 3.900. Şu anda 28 bin civarında öğrencimiz var. 95 farklı ülkeden 1458 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu dünya haritasında yani Kuzey Amerika'dan tutun Avustralya'ya kadar öğrencimiz var. Asya'dan 1149, Avrupa 93, Afrika 208, Amerika'dan 8 tane öğrencimiz var. Tabii bunları daha da biz yani uluslararasılaşma kapsamında daha da fazla arttırmak istiyoruz. 1458 yani çok yüksek bir sayı değil. Bunu da zamanla arttırmayı düşünüyoruz. Mezun öğrencilerimiz geçen yıl 2020-21'de kız erkek toplam olmak üzere 8.510. Bunun tabii pandeminin de malum hani sınavların online olmasının bunda bir miktar etkisi var. Yani mesela 19'da dikkat ederseniz 7.000'lerdeydi, 7.300 bandındaydı. Bu 8.500. Yani muhtemelen burada bir şey var. Evet. Mezun sayısı toplam mezun burada. Ön lisans, lisans, yüksek lisans. Yüksek lisans ve doktora da 464. Bu bir yıllık şey. 464 kişi. Ön lisans yani meslek yüksekokulları 2 yıllık ve 4 yıllıklarda toplam 8.485 kişi mezun oldu. Akademik personele baktığımızda bu bir öğretim üyesi başına düşen yani doktoralı doktor, doktor öğretim üyesi doçent profesör 33 kişi düşüyor. Öğretim görevlerini kattığımızda 26'ya, asistanları kattığımızda bu 14'e düşüyor. 2021 yılı son akademik personel dağılımına baktığımızda 465 profesörümüz, 149 doçentimiz, 370 doktor öğretim üyesi, 281 öğretim görevlisi, 951 araştırma görevlisi olmak üzere şu anda toplam 2216 akademik personelimiz var. İdari personele baktığımızda 2021 yılı için söylüyorum 1469 idari personelimiz var. Sözleşmeli 285, sürekli işçi 1395, toplam 3149. Bu 1395 daha önce firma elemanıydı malum. Bunları daha sonra kadroya geçirdiler. 1395 kişi de. Bunların çoğunluğu tabii hastanede görev yapıyor. Yaklaşık 900 civarında. Şimdi üniversitemizin 2001-20 Ar-Ge bilgilerini söyleyecek olursak TÜBİTAK 18 tane proje aldık 2021'de. Bunların bütçesi 3 milyon 888 bin 156 TL. Yani 4 milyona yakın bir
TÜBİTAK'tan hocalarımız bütçe almışlar. Devam eden yani daha önceden süre gelen bütçe toplamı 7.285 milyon TL. Fena değil ama daha iyi olmamız lazım. AB projesi bir tane bu yıl. Bunun bütçesi bu yıl alınan bu bütçe 673.982 TL. Devam eden AB proje sayısı 8. Fon tutarı da 1 milyon civarında. Yine TÜBİTAK ve AB dışında bu tarımsal geliştirme, Borenç'si, TÜSEP, DOKA gibi 13 tane 2021'de 13 proje aldık. Bunların şeyi 362 bin lira fon tutarı ve devam eden bu tür projeler 23 tane. Bunların fon tutarı da 1 milyon civarında. Akreditasyona baktığımızda ve kalite belgesi verilerine yani bölümleri bağımsız kurumlar bizim dışımızda gelip akredite ediyorlar. Öğrenci sayısı, mekan, memnuniyet her şey. Öğrencilerle konuşuyorlar, hocalarla konuşuyorlar, mekanlara bakıyorlar ve sizi akredite ediyorlar. Eğitim, öğretim ve bundan sonra ÖSYM kitapçığında bu akreditasyon yazılı öğrenci üniversiteyi seçerken, bölümü seçerken bakıyor. Akredite mi değil mi? Bu da bizim için önemli bir şey kalite açısından. Bizim uzaktan eğitim merkezi, teknoloji transfer merkezi, mühendislik fakültesi, orman, tıp, eczacılık gibi birçok birimlerimiz, işte ilaç ve farmasötik teknoloji, fen fakültesi, sürmene, arsin, yakıt uygulama merkezi birçok birimimiz akredite pozisyonda. Bunların sayısını arttırmak istiyoruz. Şu anda üniversite olarak YÖKAK'a başvurduk. Yüksek Öğretim Akreditasyon Kurumu'na başvurduk. Yani bütün üniversite olarak bütün birimleri akredite etmek istiyoruz. Bu da kabul edildi. Şu anda YÖKAK üniversiteyi bütün birimleriyle akreditasyona başladık. Bu birkaç aylık bir süreç. Tahminim Kasım Aralık ayında başlayacak. Ocak sonu bitecek. Bunu aldığımızda da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin eğitim öğretim olsun, bu az önce paylaştığım bütün hedeflerde yani kalite belgesi gibi olacak ve diğer üniversitelerle bir adım öne geçeceğiz. Bu şu demek, kabul edilmek bile bu şeye, programa, mesela 23 üniversite başvurdu, 11 tanesi akreditasyona kabul edildi. Bir tanesi de biziz bunlardan. Bunu önemsiyoruz, devam edeceğiz. İnşallah alacağız. Bu arada şeyler, bizim yapılan bina imalatları var. Burada en önemlisi kapalı otopark. Malumunuz bizim hastanenin bayağı bir otopark problemi var. Gelen hasta yakınları arabalarını çok iyi şeylere çekemiyorlar. Otoparkın şu anda bakın işte boyandı. Bitmek üzere, birkaç ay içinde bitirmeyi düşünüyoruz. Diş hekimliği fakültemizde %90 oranında bitti. Yani bir yıl içinde bitirmeyi ve tefrişe başlamayı düşünüyoruz. Diş hekimliği buraya taşınacak 250 ünite. Yani 250 hasta aynı anda tedavi görebilecek. Yine çocuk hastanesi bizim yine önem verdiğimiz bir şey, hastane. Çocuk hastanesine de bu yıl bir ek ödenek aldık. Seneye de bir 40 milyon civarında bir ödenek var. Sene sonu yani 2022 sonunda bunun da inşaatının bitip tefrişe başlamayı düşünüyoruz. Bu arada bir yıl içinde üniversitemizde akademik unvan değiştiren hocalarımız var. Profesör olanlar 43 kişi profesör oldu. Yani doçentlikten profesörlüğe geçti. 39 kişi doktor öğretim üyesinden doçent oldu. 17 kişi doktorasını bitirip doktor öğretim üyesi olarak atandı. 22 kişi öğretim görevliliğine atandı. 143 kişi de araştırma görevlisi olarak atandı. 264 kişi toplam. Kurum dışından da tabii bu ara gelenler oluyor. Bunlar da bunlarla beraber toplam 340 kişi atanmış ve gelmiş oldu üniversitemize. Bu yıl biz şey yaptık, görevde yükselme sınavı idari personel için, idari şef müdür olacak veya bilgisayar işletmeni şef olacak. İşte bu uzun yıllar yapılmamıştı, bir 4-5 yıl önce yapılmamıştı. İlk defa bir sınav açtık ve sınava tabi tuttuk personeli, idari personeli ve burada bu sınavı yaparak bu kişilerin işte
teknisyendi, tekniker oldu. Teknikerdi, mühendis olmuş. Yani şeyini almış, öğretimini bitirmiş. Görevde yükseldi. Bunu biz üniversitemizde yapınca diğer üniversitelerden de talep geldi. Bizim üniversitemizdeki sınavı da siz yapın diye. Şu anda onun üzerinde üniversiteye görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını yaptık bu şekilde. Bir yıl içinde akademik birim olarak yeni kurulan birimler, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ebelik bölümünü açtık. Tabii buraya akademisyen alıp, yani personel alıp, mekanı, personeli yapıp eğitim öğretime başlayacağız. Ama bu YÖK'ten kabul edilen bunlar. Egzersiz ve spor bilimleri, malum Trabzon spor şehri. Egzersiz ve spor bilimleri bölümünü açtık. Hoca alıp burada da şeye başlayacağız, eğitim öğretime. Trabzon Meslekçisi Okulu'nda moda tasarımı programı açtık. Bu öğrenci aldı bu yıl. Yine Araklı Ali Cevat Özyurt Meslekçisi Okulu'nda bilgisayar teknolojisi, bilgisayar destek tasarım ve animasyon programını açtık. Burada henüz eğitim öğretime başlayamadık. Akademisyen alıyoruz buraya. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kadın ve aile çalışmaları anabilim dalı açtık. Adli Bilimler Enstitüsü'nde Adli Bilimler Tezi Yüksek Lisans Programı, Sağlık Bilimler Enstitüsü'nde Biyofizik Tezi Yüksek Programı, Sağlık Bilimler Fakültesi'nde Enstitüsü'nde Afet Tıbbı Doktora Programı, Mühendislik Fakültesi'nde Yazılım Mühendisliği İngilizce olarak açtık. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde de Yönetim Bilişim Sistemleri Tezi Yüksek Lisans Programı açtık. Bu arada bu bir yıl içinde araştırma için neler yaptık? Bu Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama Araştırma Merkezi'ni kurduk. Bunu çok önemsiyoruz. Şöyle, üniversitemiz malum çok güçlü bir mühendislik fakültesi var. Çok güçlü bir tıp fakültemiz var. Bu hocalarımızı bu araştırma merkezinde birleştirerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu medikal cihaz sektöründe cihazların Ar-Ge'sini yapıp, prototipini yapıp bunları ticarileştirmeyi düşünüyoruz. Bu merkez araştırma laboratuvarında bir katı bu merkeze tahsis ettik. Yaklaşık şu anda 5 milyon TL bir bütçeyle orada alet ve edevatlar aldık. Hocamızın başkanlığında 5-6 kişilik güzel de bir genç bir ekip var. Burada ürün geliştireceğiz. Yani ülkemizin dışarıdan ithal ettiği ürünlerin yapılmayan, ülkemizde üretilmeyen ürünleri bu merkezde prototip Ar-Ge'sini yapıp bir tane üreteceğiz. Daha sonra ticarileştirme aşamasında yatırımcılarla olur, iş adamlarıyla oturup ortaklık kurabiliriz veya geliştirdiğimiz know-how'u bunlara satabiliriz. Bu şekilde bir merkez bu. Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama Araştırma Merkezi. Yine başka bir merkez kurduk. Manyetik Malzemeler Tasarım Üretim Uygulama Araştırma Merkezi. Bunu da önemsiyoruz. Bizim Meteoroloji Malzeme Mühendisliği'nde bir araştırma grubu demir, niyodyum, bor esaslı çok güçlü mıknatıslar geliştirdiler laboratuvar ortamında. Bunun ticarileştirmek için bu merkezi kurduk. Bunu da Bilim Sanayi Bakanlığı'ndan işte destek bekliyoruz buna. Biz de buna fon sağlıyoruz Bilimsel Araştırma Projeleri Birim'den. Bu da önemli bir şey çünkü şu anda bu manyetik malzemeler yurt dışından geliyor ve bisikletlerde, motosikletlerde, elektrik motorlarında çok yaygın kullanım alanı var. Bunun yanında bu yıl özellikle hocalarımızın yurt dışı yayınlarını arttırmak için İngilizce proofreading dediğimiz akademik yazma merkezi. Yani hocamız İngilizce makale yazdığında göndermeden bunu dil bilgisayarından kontrol ettiğimiz İngilizce hocalarımızdan oluşan bir merkez kurduk. Bunu online başvuru yapıyorlar. Online düzeltme yapıyoruz. İdari olarak yine bir yıl içinde dijital dönüşüm ofisi kurduk. Artık dijital dünyaya geldik. Her şey bilgisayarlarla, cep telefonlarıyla yapılıyor. Bunun için birçok kağıtla yapılan başvuruları dijital dönüşümle yapmak istiyoruz. Online, hocalarımız hiç kağıta imza atmadan, elektronik imzayla dijital dönüşüm ofisinde işte personel istihdamı yaparak hocalarımızın birçok başvurusunu bu ofis vasıtasıyla yazılım yapıyor bunlar, yazılımcılar. Bu vasıtasıyla hem kağıt israfı yok, zaman kaybı yok, daha güzel bir şekilde yapıyoruz. Yine kurumsal iletişim koordinatörlüğü kurduk. Burada da malum üniversitemizden gerek tanıtım, gerek yapılan işleri daha güzel haber haline getirmek için, sosyal medya hesaplarını yönetmek için böyle bir birim kurduk. Bunu geliştirmek de istiyoruz. Yani daha fazla eleman alıp daha etkin, verimli kullanmak istiyoruz. Kurumsal iletişim koordinatörü önemli. İletişim artık çok önemli bir şey.
fenomen. Bu ara mali işlemler destek birimi kurduk. Yani burada birimlerde birçok kendi başlarına satın alma, tahakkuk işlemleri, her birimin satın alma tahakkuku vardı. Orada personel istihdam ediyorduk. Bunları biz merkezileştirdik. Daha az insanla ve dijital ortama taşıdık. Daha da güzel oldu. Burada insan kaynakları yönetiminden de bayağı bir tasarruf sağladık. Yaklaşık 90 kişinin yaptığı işi şu anda 15 kişiyle yapmaya başladık. Bu mal işlemler destek birimiyle. Yine güzel bir haber, üniversitemiz için gerçekten gurur verici bir olay. Bu yıl içinde yine İzmir Biyotip ve Genom Merkezi'nin yöneticiliğinde TÜBİTAK'ın desteklediği yaklaşık 40 milyon bütçeli bir projede yer aldık. Bu proje ismi birçok kanserin tedavisinde kullanılacak olan yerli 2 monoklonal antikor ilaç ile tanı kiti geliştirilmesi. Bu bizim malum milli ve yerli uzay, silah, savunmaya ek olarak şimdi ilaç sanayinde de milli ve yerli ürünler üretmemiz kapsamında yapılacak bir çalışma. Bizim bu konuda üniversitemizde İLAFAR, İlaç ve Farmasötik Teknoloji Araç Uygulama Merkezimiz var. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Sena Hoca, Profesör Doktor Eczacılık Fakültesi'nde. Onu da Eczacılık Fakültesi'nde mekan olarak dar bir yerdeydi. Merkezi laboratuvarda 500 metrekare nezih ve çağdaş bir yere taşıdık. Orada da güzel çalışmalar yapılacak inşallah. Bu arada yayın teşvik uygulamasına geçtik. Yayın teşvik şöyle, Q1 kalite dergide en kaliteli yayınların yayınlandığı dergi grubu Q1. Orada bir miktar yayınlarımız azdı. Bu sayıyı arttırmak için bir teşvik uygulamasına başladık. Burada şu anda belki çok fazla değil ama bir bütçeyle hocalarımızı destekliyoruz. Ve bu konuda bayağı bir yayınlarımız bu kategoride artmaya başladı. Muhtemelen yani diğer üniversitelerde bu Q1 kategorisi yayınlarımızda onların önüne geçeceğiz. Emekli personelim için yani aidiyet çok önemli, kurumsal aidiyet. Onlara veda töreni düzenliyoruz, akademik ve idari personele. Şu anda idari personele 43 kişi için rektörlükte güzel tören düzenliyoruz. Bunun yanında asistanlar için araştırmacı oryantasyon programı yapıyoruz. Bizim ne yapmak istiyoruz, onlardan ne bekliyoruz, onların performansını nasıl izliyoruz gibi onlarla malum bu COVID sebebiyle yüzde yapamadık. Online yaptık. Aslında bu oryantasyonun dışında hocalarımızla, bütün akademik personelle buluşmalar üzerinden online toplantılar yaptık. Ne yapmak istiyoruz, nereye gitmek istiyoruz, onlardan neler bekliyoruz? Bütün akademik personelle, tıp fakültesinden Araklı Meslek Yüksekokulu'na kadar bütün hocalarımızla online toplantılar yaptık. Yine bu yıl içerisinde KATÜ Vakfımız vardı, Üniversite Vakfı. Bu vakıfta genel kurul yapıldı birkaç ay önce. Orada görev alan daha önceki üyelerimize plaket vererek yeni bir yönetim oluşturduk. Bu vakfı değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, yani daha geliştirmek istiyoruz. Şöyle, yani burs vermek, işte değişik akademisyenlere veya personele destek olmak, yurt açmak, belki kolej kurmak, malum diğer bazı üniversitelerin işte vakıfları var, çok güzel işler yapıyorlar ama bu vakfı gerçekten biz daha işlevsel, daha dinamik hale, yani daha önce de güzel işler yapıldı. Teşekkür ediyorum kendilerine, görev alanlara. Yani daha aktif hale getirmemiz lazım. Bizim 240 bin mezunumuz var. Ve bunların içinde çok büyük iş adamları, Türkiye'ce meşhur holding sahipleri var. Yani bunları bu vakıf çatısı altında veya onlara ileride mezunlarımızla gece düzenlemek istiyoruz. Yani mezunlarımızla bir iletişim kurmak, onlara bir KATÜ aidiyeti kazandırmak istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Farabi Hastanesi'nde, evet, bizim göz bebeğimiz Farabi Hastanesi, Trabzon zaten yani halkımız bir üniversiteyi hastaneyle daha çok değerlendiriyor. Bu konuda öncelikle online randevuya geçtik. Yani malumunuz daha önce sabahın erkenden gidip orada beyaz bir kağıda yazıyordular sıra numarasını. Artık bundan vazgeçtik.
oturup bilgisayarın başında haftaya şu saatte şu doktordan randevu alınıyor. Bu gerçekten benim yani rektör olmadan önceki en büyük hayalimden bir tanesi buydu. Çünkü insanlar sabah gidip sıra almak için köyden, oradan, buradan geliyordu. Bu çok önemli bir olay. İşte tahlil sonuçlarını artık cep telefonlarına geliyor. Bu da güzel bir çalışma. Farabi Aktüel Dergisi yayınlanıyor artık. Hastane hizmetleri SEMES'e entegrasyonu gerçekleştirildi. Koordinasyon kurulları. Şu anda sağlık turizmi çalışıyoruz. Malum sağlık turizminde özel hastaneler çok büyük bir fon sağlıyorlar. Biz devlet olarak buna niye girmeyelim dedik. Geçen Gürcistan'a gitti bizim doktorlarımız. Orada bilgilendirme şeyi yaptılar. Oradaki personele, oradaki insanlara. Gürcistan'ın bir yıllık sağlık harcaması 800 milyon dolarında yurt dışında. Gürcistan'ın malum şu anda sağlık sistemi gerçekten yani çok kötü bir durumda. Dışarıdan hizmet alıyorlar. Biz yakınız, şurada 3-4 saatte gelip gidiyorlar. Sadece Gürcistan değil, biz Orta Doğu ülkelerine de bunu vermek istiyoruz. Yani uçağa bindiğinizde 4-5 saatte buradasınız. Onun için böyle bir bakanlık onayladı sağlık belgesi, sağlık turizmi yetki belgesini aldık ve şu anda başladık. Bunun yanında PET-CT cihazı malum kanser tarama bütün vücutta bu girdi. Şu anda işletmeye açıldı. Kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitesi açıldı. Çocuk kemikliği nakli yeni başladı. Bundan yaklaşık 15-21 ay önce pediatri hocaları burada kemikliği, çocuk kemikliği nakline başladı. Radyasyon onkolojisi açılışını yapmıştık. O da güzel. Şu anda hiçbir kanserli hasta artık Ankara, İstanbul'lara gidip orada zahmet çekip vakit geçirmiş. Bütün kanserli hastaları burada tedavi edebiliyoruz. Yeni doğan yoğun bakım anestezisi ve doğumhane yeniden şu anda tadilatı var. Acil ve polikliniklerinde hasta bekleme odaları ben şöyle hızlı geçmek istiyorum. Yine COVID servisi açıldı. Poliklinik ve aşı ünitesi, Farabi web sitesi faal hale getirildi. Basın enformasyon birimi hastane biriminde. Tanıtıcı dijital ekranlar görmüşsünüzdür hasta bekleme yerlerinde. Ekranlar, dijital ekranlar oluşturuldu. Tanıtım videosu ve hasta yakınlarına yemek arkadaşlar. Bu da hiç verilmiyordu daha önce. Bunu da yemek servisine başladık. Evet, bu bizim radyasyon onkolojisi kliniğinden görüntüler. PET-CT cihazı, tıbbi görüntüleme. Çocuk kemik iliği nakli merkezinin ruhsatı, Sağlık Bakanlığı ruhsat veriyor. Yine diş hekimliği fakültesinde bu protez, diş ürünlerini biz artık bu medikal cihaz tasarım merkezinde basmaya başladık. Orada plastik printerlarımız var ve metal printerlarımız var. Artık metal protezleri de diş hekimliğine buradan sağlıyoruz. Biz kendimiz üretiyoruz. Evet, Mustafa Hoca burada. Metam kısa adı. Medikal Cihaz Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi. Burada görülen polimer printer bu. Plastik basıyor. Plastik her türlü malzemeyi basabilir. Sağda görülen, sağda da metal köprüler, kronlar. Bunları metal printer'da basıyoruz. Yani toz metali, tozları, metal tozlarını şekillendiriyoruz lazerle. Yaklaşık 3 milyonluk bir 3D printer aldık, metal printer ki şu anda yani Trabzon'da geçen silah sanayinden Teknofest'te silahçılar yaptı. Hocam biz de kullanalım mı, kullanmayalım mı? Yani sadece Katü'deki yapılan çalışmalara değil, Trabzon'daki sanayide bu cihaza ihtiyacı olan her firmaya biz bu hizmet vermeye başladık. Farabi Hastanemizde yapılan ameliyat sayılarına baktığımızda A, B, C, D, E olmak üzere bir yıl içinde 74.326 ameliyat yapılmış. Bu az bir sayı değil. Malum bölge hastanemiz, çok güzel işler yapılıyor orada. Tabii bunların kalitesini veya daha şartlarını iyileştirmek için biz hastanemize özel önem veriyoruz. Döner sermayemiz bizim bir yılda 14.08 ile 7.10 tarihler arasında 465 milyon civarında bir döner sermaye gelirimiz var. Tabii bunun hastane malum
434 milyonla büyük bir kısmını hastane döner sermayesi var. Diş, diğer fakülteler yaklaşık 30 milyon TL civarında onların bir döner sermaye geliri var. Teknokent'te 10 tane hocamız veya öğrencimiz KATÜ aidiyetli 10 tane şirket açıldı Teknokent'te. Teknokent'te de ortaklardan biriyiz biz. Malum orada sanayi odası var, belediye var, birçok kurum var. 15 tane patent aldık bu ara, bir yıl içinde 15 patentimiz var. Bu arada Kadı Şehir İşbirliği Komisyonu kurduk. Yani şehirle, kurumlarla bir araya gelip problemleri nedir, biz nasıl katkı sunarız diye bir Kadı Şehir İşbirliği Komisyonu kurduk. Burada rektör yardımcımız Halil İbrahim Okumuş başkanlığında birçok birimden, mühendislikten, tıptan, sürmene deniz birimlerinden burada gördüğünüz hocalarımız, bunlar sürekli şehirdeki dinamikler, Büyükşehir Belediyesi'nden tutun, karayollarından, bütün eczacılar odasından, bütün birimlerle bir araya gelip toplantılar, ne yapabiliriz, ortak hangi projeleri yapabiliriz, hangi projeye destek olabiliriz gibi bir komisyon kurduk, çalışmalara başladı. Ve bakın şurada 25, işte Akçaabat Belediyesi'nden şu anda bunlar bizim bu komisyona dahil olan birimler, Büyükşehir'den esnaf sanatkarlar, mimarlar odası, Trabzon İl Müftülüğü bile var burada, İl Bank, 59 İl Sağlık Müdürlüğü, ne kadar birçok kurumlardan kişiler geliyor. Yani biz yazı yazdık onlara, biz böyle bir komisyon kurduk, sizi temsil etmek üzere oraya bir kişi bize gönderin. Bunlar rutin toplantılar yapacaklar kendi aralarında. Bu hocalarımız da ne problem varsa geri dönüş sağlayıp nereye? İlgili birime, nerede? Su ürünlerinde, nerede? Mühendislikte, nerede? Mimarlık fakültesinde çözülebilecekse böyle bir arayüz kurduk. Ben bunu da önemsiyorum. Güzel, yani şehre ve bölgeye dokunacağız böylelikle. Bu arada biraz önce verdiğim görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 65 kişi unvanı değişti ve görevde yükseldi. Kurumsal işbirliği değişik üniversitelerle kurumsal işbirliği yaptık. Kazakistan'daki üniversite, işte Çin'de ve Rusya'da 3 tane üniversiteyle ortak işbirliği yaptık. Bölgesel kalkınmaya neler yaptık? Bölgesel kalkınma için bu fındık, çay üzerine çok durduk. Özellikle fındık toplama makinesi, çay toplama makinesi ve fındık kurutma, sürdürülebilir çevre, atık yönetimi ve sıfır atık üzerine hocalarımıza fon desteği veriyoruz. Fon. Yani fındık kurutma üzerine cihaz geliştirme, çalışacak hocamız varsa biz buna fon sağlıyoruz. Fındık toplama makinesi bir tasarımı yapacaksa bunun var, örnekleri var, yapılanları var ama yöreye uygun, bizim yöre malum eğimli yer, işte Düzce'de, Sakarya taraflarında çalışan ama onlar biraz daha böyle hani akademik akıl çok fazla onlara yansımamış. Hantal ve ağır yapılar. Bunu daha hafif, kompakt yapabilir miyiz diye bir şeyimiz var. Bölge malum burada fındık önemli bir şey, ürün ve bu sene malum fındık kurutmada bayağı bir havalar yağmurlu geçti, sıkıntı çekildi. Fındık kurutma makinesi üzerine de hocalarımıza şey yaptık. Bunu yurt dışında yapan ve bazı özel sektör firmaları da var bunu yapanlar. Ama biz bunu daha iyi nasıl geliştirebiliriz? Akademik aklı buna daha iyi dijital hale nasıl getiririz? Nasıl daha fiyatını düşürürüz insanların kullanabileceği gibi? Böyle bir çalışma yapıyoruz. Bunun yanında online KATÜ diye bir özellikle şehirden üniversitede yapılacak işte akademik personel atamalarına, akademik personel ilanlarına, idari personel ilanlarına, spor sahalarını şehirden kullanmak isteyen kişiler online başvuru yaparak spor sahasında, bizim aşağıda tenis olur, yukarıda futbol sahası, ya başvuru yapıp rezervasyon yapacak online. Bu online katıyla eğitim kurs, bizim uzaktan eğitim, sürekli eğitim merkezlerimiz var. Buradaki kurslara dışarıdan online katılım. İşte satın alma değişik bizim şeyin idari mali işler satın almaya direkt buradan teklif verebilecek online katıyla. Ne yapmak istiyoruz? Araştırma üniversitesi olmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Araştırma üniversitesinde çünkü personel ve mali yönden devlet daha fazla destek. Asıl büyük hedefimiz bu. Bunun yanında
girişim ön kuluçka ve prototipleme merkezi. Öğrencilerimiz için bir girişim evi. Fikri olan varsa çocukların, gençlerin bu ön kuluçkada bunları istihdam etmek istiyoruz. Burada onları çalıştırmak istiyoruz. Bunun için mekan. Tabii bu mekanla olacak bir şey. Bunun yanında prototipleme merkezimiz var. Bu Teknofest olsun, robot yarışları, şu anda gençler işte bir şeyler tasarlayıp onu imal etmek istiyorlar. Böyle bir merkez kurmak öğrenciler için, bir mekan onlar için tasarlıyoruz. Bunu da yapmak istiyoruz. Bunun yanında yukarıda özellikle hastane tarafında bir çocuk kreşi projemiz var. Yine online bir mağaza, katiburada.com.tr online, yani bizim katilogolu ürünleri bu satışını yapmak. Hem mezun hem öğrencilerimiz için. Yine bu da online olacak. katiburada.com.tr şeklinde bir de domain satın alıyoruz şimdi. Bunun yanında yapay zeka uygulama araştırma merkezi ve bilim, kültür ve sanat evi oluşturma düşüncemiz var. Evet, ben sözü fazla uzatmayayım değerli basın mensupları. Bu çalışmam sırasında bizlere destek olan rektör yardımcılarıma, genel sekreterliğe ve rektör danışmanlarıma huzurlarında teşekkür ediyorum. Onlarla beraber bu bir süreçti. Sonuçta biz bunu tek başıma yapmadık. Dekanlarımız, yüksekokul müdürlerimiz, enstitü müdürlerimiz, yani bu bir ekip çalışması. Bu sinerjiyi, bu dinamizmi hocalarımıza, personelimize, öğrencilerle beraber, yani bu iş sadece akademik ve idare değil, öğrencileri de bu ekosisteme katmamız lazım. Yani öğrencilerle ilgili kampüste kültür, sanat, spor faaliyetlerini arttırmak istiyoruz. Yani sonuçta bizim şeyimiz, veli nimetimiz öğrenciler yani. Onlar olmasa biz olmayız. Onun için onlara yönelik de plan, projelerimiz var. Ben sözü burada bırakayım. Şey konusunda belki daha profesyonel bir kurum anlamında bir yorum yapar ama biz son dönemde razıyız. Yani öncekine göre gördük ki ya bu üniversitede şu şey önceden yapamıyor muyuz da dedik ve sabah kulak transferi, akşam kalça transferi yani şey ameliyatı olarak bu konuda önceden biz mi yapamıyorduk bu işte? Siz yeni mi başladınız? Yoksa erken hastalığa mı sıkıntı var? Birinci sorun bu. İkinci sorun, şu an içinde bulunduğumuz yer eskiden herhalde turizm otelizmine yaklaşık sektörüne bağlı. Onu Trabzon Üniversitesi'ne devrettiniz. Bu bulunduğumuz yer değil, karşı taraf. Karşısı. Evet. Uygulamaydı değil mi orası? Evet. Oraya devrettiniz mi, etmediyseniz, yani niye etmediniz? Oraya gittiler, nerede uygulama yapacaklar? Onu soruyorum. Havaalanıyla ilgili burada özel, Sayın Hocam'ın zamanında buralar sizinle ilgili havaalanı yapılmak istediğinde onun karşı direnç göstermiştik. Çünkü ben bir sondaj yenisi görüyorum sizin açıklarda çalışıyor. Buralar verildi mi verilmedi mi bir görüşme yaptınız mı? İkincisi sırayla gidelim isterseniz. Ben unutabilirim. Şimdi Covid geçirdim, unutuyorum. Şimdi şöyle ilk sorunu da göstereyim. Şöyle arkadaşlar, şimdi daha önce yapılıyordu bu işler. Kesinlikle yapılıyordu ama şimdi Murat Bey dedi ya, yani basın enformasyon çok önemli. Yani yapılıyordu ama hani böyle bir şey yoktu. Birim vardı, enformasyon diye bir birimimiz vardı. Ama işte onların çok fazla kişi de yoktu orada yani bunu yapabilecek. Birkaç kişi var, bir iki kişi yapıyordu bu işi. Bunlar web tasarımı yapıyordu, bir yere gidilecek onlara yapıyordu. Yani çok iş yapıyordu, fırsat bulamıyordular haber yapmaya. Biz bunu işte kurumsal iletişim geldi, yapmaya başladık ama biz hala yeterli görmüyoruz yani. Murat Bey'in dediklerini alıyorum. Hala yani biz %50'deyiz, 50 bile belki değil. Daha iyi olmamız lazım. Daha fazla ulusal şeye çıkmamız lazım. Evet, yerelde belki haberler oluyor ama biz ulusal şeye çıkmamız lazım. Yani onun için bu yapılıyordu yani, yapılmıyor değil. Ha, biz oraya ufak bir dokunuş yaptık. İşte o iletişimci arkadaşı koyduk oraya. Eleman takviyesi yaptık. İşte sosyal medyayı kim takip etsin? Onlara soru şeyi verdik, personele görev verdik. Sen şunu yap, sen bunu yap, sen biraz da ama bunu daha da iyi yapmak istiyoruz. Bunun yanında buradaki işte turizm otelcilik daha önce bu Trabzon Üniversitesi ile şey yapıldı. Bunlar konuşuldu. Yani burası artık KTÜ'nün şeyi yapıldı.
yani katıyor ama onların uygulama yeri olarak biz burada yapabilirler yani gelebilirler oraya. Protokolümüz var. Protokol var. Bu konuda Trabzon Üniversitesi protokolümüz var. Oradaki öğrenciler burada çalışabilirler stajlarında. Ama Covid malum. Covid'den dolayı 1,5 yıl yapamadılar ama şu anda gelebilirler. Yüzde eğitim başladı, gelecekler. Diğeri neydi? Havalimanı. Şimdi şöyle, havalimanı ile ilgili malum bir dolgu düşünülüyor. Yani buranın buraya dokunmuyorlar, onu söyleyeyim. Ama Marina ve Trabzonspor herhalde oraya dokunabilirler yani. Öyle bir bilgi var yani, kesin değil. Bunlar bir duyum. Evet. Hocam, benim bir soru şu. Üniversitenin içine, üniversiteden bağımsız bir kantin yapıldığı iddiası var. Evet. Biri emlak yapıyormuş. Evet. Yani üniversitenin içindeki inşaatı üniversitenin dahil olmadan nasıl yapabiliyorlar? Bunu bir açıklığa kavuşturur mu? Bir de bu yani ihalesiz verildi deniyor, birine verildi deniyor. Bunu bir açıklığa evet. Kavuşturalım. Bir tane de personel vardı, adliyeden size de taciz dosyasıyla soruşturmaz devam ederken aldınız. Taciz davası düştü ama sükûnü huzuru bozmaktan bu personel ceza aldı. O personelin adli idari dosyasında daha öncelerde de sıkıntı olduğunu size araştıracağım demiştiniz. Bu konu hakkında son gelen süreçlerinde teşekkür ederim. Evet. Şimdi ben yine unuttum. İlk sorusu neydi? İlk soru neydi? Ben bu ara unutuyorum. Vardı kafe, kantin. Şimdi şöyle, bunu değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Şimdi biz ihtiyaç bildiriyoruz. Orada kütüphanede malum bu çocuklar, öğrencilerimiz sabaha kadar çalışıyorlar. Sabaha kadar açık, bizim orada yerimiz var. Bu çocuk sabaha kadar çalıştığında yemek yiyecek. Yemek yiyeceği bir yer yok. Mağdur oluyor. Bu gidiyor işte açık kalkınmada bir yerde bulursa, biz dedik ki bu hemen kütüphanenin yanına çocukların sıcak çorba, sıcak yemek yiyeceği bir yer olsun. Bunu bildirdik Millemna. Yeri de söyledik. Şu kadar yer olabilir dedik metrekare. Millemna bildirdik. İhaleyi Millemnak yaptı ve şu anda işte başlayacak yere ama yani şunu tabii şey yapıyoruz. Yani böyle bir yer yok üniversitede ve kütüphanenin yakınında böyle bir yer yok. Ama maalesef Trabzon'da bu o kadar konuşuldu, bize de geliyor yani. Niye öyle oldu, niye böyle? Arkadaşlar, kütüphanede çalışan öğrencilere kütüphanenin yanına kaç metrekareydi hocam? Çok, çok küçük, büyük değil. 40-50 metrekare bir yer. Yapılmaz sıkıntı değil. Bunu Milli Emlak yapıyor, ihaleyi Milli Emlak yapıyor. Üniversiteyle alakası yok, Milli Emlak yapıyor. Evet. Diğer o personelle ilgili şimdi teşke ben şunu dün de Katsizce Cemiyeti'ni ziyaret ettim dersen bir şunu söyledim. Arkadaşlar şimdi Katü markası Trabzonspor'dan sonra ikinci marka. Bugün bazı basın yayın organlarında üçüncü marka diyor ama ikinci marka. Yani şunu söylemek istiyorum. Ya bir haber yapmadan önce bizler irtibata geçin. Ya böyle bir şey var. Ne diyorsunuz? Doğrusu nedir? Herkes her şeyi söyleyebilir. Biz sizden hiçbir şey saklamayız ki yani. Bizim şu toplantıyı niye yapıyoruz biz? Şeffaflık, açıklık. Her şeyin hesabını veririz biz. Evet. Böyle bir personel gelmiş olabilir ama takdir edin. Bakın yargı süreci devam ediyor. Ve haber yapılıyor. Efendim böyle biri alınıyor. Ya daha mahkeme bitmemiş. Bakın kurumsal kimliğe zarar veriliyor. Efendim Katü'ye şöyle biri geldi. Şimdi bunu okuyan birisi. Öğrenci, personel, vatandaş. Vay Katü'de böyle biri. Ya bakın şimdi beraat etti ne oldu? Beraat etti. Ne oldu? İz kaldı. Evet. Çiviyi çaktın çıkardın ama ne kaldı? İz kaldı değil mi arkadaşlar? Onun için ya bunlara dikkat edelim şimdi. Yani bu böyle şeyler sıkıntı çıkarıyor. Yani Katü, bizim amacımız Katü arkadaşlar. Katü'nün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin daha iyi yerde olması, daha güzel işler yapması, daha iyi. Biz işte 15 tane kurumlar arası şey alıyoruz, 15 tane. 15 kişi, bu yıl bize 15 kişi. Ve biz her şeyi inceleyemiyorsun yani. Bu nedir, ne değildir? Bazen insan şey yapabiliyor ama şu anda beraat etti. Bir sıkıntı, bir problem yok.